PropPHP hocama hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde array listleri işleyeceğiz. Array listle array arasındaki fark, array listin otomatik olarak boyutlandırılabilmesi. Yani array'de siz boyutunu, eleman sayısını kendiniz elle girerken array liste girmenize gerek yoktur elle. Kendisi sizin girdiğiniz eleman sayısına göre otomatik olarak boyutunu belirler. Şimdi şöyle yapacağız. Import tip öncelikle kütüphanelerimizi ekleyeceğiz. Nelerimiz vardı? Şöyle klavyemi öne alayım biraz rahat yazayım. Import Java util Java util. Hepsini eklemeyelim. Sadece array list ekleyelim. Array list geldi gördüğünüz gibi. Ondan sonra import diyelim. Import Java util. İteratörleri de öğreneceğiz bugün bu dersimizde. Şu, iterator. O aynı zamanda olsa diyecektim. Import Java util neyi ekleyelim? Array'leri ekleyelim. Sadece array'leri. Bir de son olarak kütüphanemiz, class'ımızı tanımlayalım. Şöyle public class Java ders. Aslında bunları kendim daha önceden yazsam daha iyi olurdu. Artık bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi ana fonksiyonumuzu yazalım. Public class public static void main. Evet, void tabii ki şuraya yazmayı unutmuyorum. String. Hop 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 hop. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Args. Evet. Şimdi kütüphanelerimizi ekledik burada. Array listimizi iterator yenileyici demek. Array'i zaten biliyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağız. Array list tanımlayalım bir tane. Array list. Aynı array gibi arkadaşlar. Array list diyoruz. Şimdi mesela array list 1 diyelim mesela. Array list 1 diyelim. Şimdi array listimizi objelerimizi tanımlayalım. Şimdi bir array list değişkeni tanımladık. Şimdi objemizi tanımlayalım. İsmi neydi? Array list 1 şöyle new array list diyoruz. Array list. Şimdi böyle de yapabiliriz. Hani böyle de tanımlayabilirsiniz. Yani böyle bir kullanış var. Bir de array list. Mesela array list 2 diyelim. 2. Array list 2 new array list demeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda string tanımlamak istiyorsunuz. Yani array listin integer mı ne olacağını, yazısal bir içerik mi, rakamsal bir içerik mi içereceğini, kapsayacağını belirtebiliriz daha önceden. Array list diyoruz. Array list şöyle yapıyoruz. String güzel. İsimler diye bir array tanımlayalım mesela. İsimler diye bir array tanımlayalım. New array list. Şöyle içine yine string diyoruz. Objemizi tanımladık şimdi. Objemizi tanımladıktan sonra yapmamız gereken şey oldukça basit. İsimler nokta add fonksiyonunu kullanıyoruz. Add eklemek demek İngilizce'de. Mesela ne yazalım? Fatih Sultan Mehmet diyelim. Mehmet. Sonra isimler Yavuz. Buraya Aks nereden geldi? Yavuz Sultan Selim. Güzel. Mesela bir tane daha ekleyelim son olarak. İsimler ne diyelim? Kimin ismini yazalım? Kanuni diyelim buraya da. Kanuni. Firari. Evet, kanuni dedik. Şimdi for döngüsünü kullanarak ne yapıyoruz? Şöyle integer i eşittir 0, i küçük boyutunu belirleyeceğiz. Neyin boyutunu? İsimler array'imizi boyutunu nasıl size fonksiyonuyla belirliyoruz. Yani isimler olduğu sürece devam edecek bu döngü. Eğer isimlerimiz tanımlandıysa. Şimdi system out print ln diyoruz. Out print ln buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? İsimler nokta get i diyoruz. İndeksimizi yani isimlerin içerisindeki array'imizin içerisindeki 0 1 2 3 yani array'lerimizin
Elemanları bunlar getirecek. Array listi böyle çağırıyorsunuz. Array'den farklı gördüğünüz gibi biraz. CTRL-F11 dediğimizde gördüğünüz gibi isimler gelmiş oluyor. Mesela 2012 Kanuni değil mi? Mesela Kanuni'yi değiştirelim. Başka bir şey yapalım. İsimler ad hop 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 isimler yazmışız. İsimler ad diyoruz. Mesela buraya da Abdülhamit Han yazalım. Abdülhamit Han diyelim. Şimdi bunu kanunuyla değiştireceğiz. Kanunun olduğu yere koyacağız. Süre 2 diyoruz, virgül koyuyoruz. Sıfırdan başlıyor ile 0, 1, 2. İkinci elemanımız Abdülhamit Han olacak. Yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci elemanımız Abdülhamit Han oldu. Mesela sıfıra ilk başa başka bir şey koymak istiyoruz. Veyahut da ilk başı yani Fatih Sultan Mehmet Han'ı yeniden ayarlamak istiyoruz. Yeni bir değer atamak istiyoruz. Aynı indeks ama yani aynı array'e, aynı elemanına set diyoruz. Set. Nereye? Sıfırıncı elemanımıza. Eleman ne diyelim buraya da? Sadece Sultan Fatih diyelim. Sultan Fatih. Fatih Mehmet. Tamamdır. Kapatalım. CTRL-F11 yaptığımızda ilk sırada artık Fatih Sultan Mehmet değil de Sultan Fatih'i görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere diyoruz. Evet, mesela silme işlemi nasıl? Silme. İsimler remove. Remove mesela sıfırı silelim. CTRL-F11 yani birinci sıradaki elemanı sileceğiz Fatih Sultan Mehmet'i. CTRL-F11 yaptığımda kapatmadım herhalde. Evet, kapatmamışım. Gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet silinmiş bulunmakta. Aynı zamanda şöyle şuraya yorum olarak yazayım. İsimler nokta isimler nokta zaman kaybetmeyelim. Remove nasıl yazılıyordu? Remove böyle yazılıyordu herhalde. Remove range. Mesela iki uzaklık arasında 0 ile 1 arasındaki array'i silmek istiyorsanız veya da 0 ile 2 arasındaki array'leri silmek istiyorsanız böyle uzaklığı belirtiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise şöyle yapalım. Aynı zamanda şunun dışında şöyle system out print ln diyerek sadece isimleri burada yazdırabilirsiniz. CTRL-F11 bastığınızda gördüğünüz gibi tüm isimler Yavuz Sultan Selim'den başlayarak çünkü Fatih Sultan Mehmet'i sildik burada gözüküyor arkadaşlar. Burada gözüküyor. Şimdi şöyle şunu biraz ben aşağı alayım da karışmasın. Aynı şekilde normal array'de kullandığımız yöntemi burada da kullanabilirsiniz. Neydi o yöntem diye sorarsanız for döngüsü kullanarak arkadaşlar ne yapıyorduk? String diyorduk. Yani array'leri kullanarak. Mesela i diyelim. Yani şu for i döngüsünü bu şekilde de yapabilirsiniz. Buraya array'imizin ismi neydi? İsimler. İsimler. Buraya hop basit bir şekilde system out print ln diyoruz. Print ln dedikten sonra buraya yapmamız gereken tek şey i'yi yerleştirmek. CTRL-F11 yaptığımızda gördüğünüz gibi satır satır gösteriyor. Eğer siz print line değil de print yaparsanız gördüğünüz gibi yan yana yazdırır arkadaşlar. Bu da print ile print line arasındaki farktır arkadaşlar. Aynı zamanda iterator, evet iterator'ı söylemeyi unuttuk. Onu da söyleyelim. Iterator yenileyici demek arkadaşlar. Array'lerinizi yeniler. Mesela ürün diye bir değişken tanımlayalım. Ürün her ürün için ayrı bu arkadaşlar. Her ürün diyelim. Her ürün için diyelim. Her ürün için diyelim. Mesela her ürün için isimler isimleri her ürün içine ekleyeceğiz. Iterator diyoruz. Şimdi iterator. While döngüsü kullanarak diyeceğiz ki ürün eleman varsa her ürünü ne yaptık? İsimleri her ürüne eşitledik. Yani yeni array'imiz array listemizde her ürün oldu. Her ürün için nokta has next yani eleman varsa eleman olduğu sürece bu döngüyü çalıştır diyoruz. Ne diyeceğiz buraya? System sesi büyük arkadaşlar. System out print line dedik.
Buraya ne diyeceğiz? Ürün next. Ürün değil ya. Ürün nereden çıktı? Her ürün. Her ürün için Deirus CTL F11 yaptığında gördüğünüz gibi şurada gözüktü. Şuraya bir boşluk bırakmak istersek şöyle sistem ayırt edinsin diye out print line şöyle birazcık çizgi çekelim şuraya. Evet, tamam. Şimdi onu da söyledikten sonra ArrayList'leri gösterelim ya. ArrayList'leri. ArrayList diyorum ya. ArrayList'leri zaten gösteriyoruz. Kopyalamayı gösterelim ArrayList'i. Şimdi ArrayList mesela isim kopya diyelim. İsmi kopyalayacağız. İsim kopya diye bir değişken tanımladık. Tanımladığımız bu değişkeni new ArrayList diyoruz. New ArrayList. Şimdi aynı zamanda saklayalım mesela ArrayList. İsim sakla diyelim. Sakla new ArrayList diyoruz. Güzel. Şimdi yapmamız gereken şey isim kopya at al. İsim kopya at al dememiz lazım. İsim kopya nokta at al. Burada çıktı gördüğünüz gibi. Buraya da kopyalamak istediğimiz array'i yazıyoruz arkadaşlar. Tabii ki neydi? İsimler. İsimleri kopyalamak istiyoruz. CTRL F11 yaparsanız print derseniz göreceksiniz ki kopyalamıştır. Şimdi, ondan önce şöyle yapalım. Yani tüm elemanlarını kopyalıyor buraya. Ne diyecektim? Evet, string kopyalamayı göstereyim. String. Mesela string bir array tanımlayalım arkadaşlar. Nasıl yapalım onu? Değişkeni şöyle yapalım. Mesela php hocam diyelim. Php hocam. Php hocam dedikten sonra php hocam yazılım dersleri diyelim. Dersleri. Php hocam yazılım dersleri. Php hocam yazılım dersleri. Şu isimler nokta at. Şimdi isimler değişkenine ekliyorum. Neyi ekliyorum? Yani isimler array'ime ekliyorum arkadaşlar. PHP hocamı array'ime ekleyeceğim. Buraya ne yazacağım? PHP hocam yazmam yeterli olacaktır. Şimdi PHP hocam PHP 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 nereden çıkıyor? PHP PHP dedik. Şimdi if ne diyecektik? Evet, kafam karıştı. İsimler yani bu array'imize eklendi mi eklenmedi mi? Şu php hocam isimler array'imize eklendi mi? Tanımladığımız şu string değişken. Kontrol edelim. If isimler nokta contains contains yani içeriyorsa neyi php hocama içeriyorsa diyelim ki php hocam isimler array'in içerisinde diyelim. System out print line şöyle php hocam isimler php hocam içinde in desek dolar içinde neyin isimlerin php hocam içinde isimlerin diyelim her neyse şöyle neyse şimdi videoda biri görür de der Türkçe bilmiyor da neyse php hocam isimlerin içinde var öyle insanlar. Evet. Oturduğu yerden konuşmayı seven insanlar. Evet. Şimdi CTRL F11 gördüğünüz gibi PHP hocam isimlerin içerisinde yazısı çıktı. Şimdi contains all metodu var bir de. If diyelim if contain all içeriyorsa hepsini içeriyorsa. Şimdi PHP hocam isimleri içeriyor. Bir de hepsini içeriyor var arkadaşlar. Yani tüm elemanları içeriyor mu? Şöyle yapalım. İsimler contain all. Neyi mesela? İsim kopya. İsim kopyayı biz ne yaptık? İsimlerden kopyaladık, değil mi? İsimlerden kopyaladık. Şimdi şöyle yapalım. System out print line diyelim şuraya da. Print line.
Şuraya da değişken ne yazdıralım? Eğer içeriyorsa isimler şöyle yapalım. İçeriyor diyelim. İçeriyor. İçeriyor. Gördüğünüz gibi içeriyor yazısı çıktı. Fakat siz isimlerle isim kopyayı değiştirirseniz burayı isimler yani isimlerle isim kopya aynı değil mi? Ama isim kopya isimleri içeriyor mu diye soralım. Ctrl F11 yazdığınızda gördüğünüz gibi içeriyor yazısı çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü arkadaşlar çünkü isim kopyanın elemanları isimlerden alınma. Yani kopya arkadaşlar. İsim kopya bir kopya olduğu için içermez. Zaten bu elemanlarını bundan çekiyor. Anlamışsınızdır sanırım. Şimdi onu da söyledikten sonra silmeyi mesela isimleri silelim. Nereye yazıyoruz o? İsimleri silelim mesela arkadaşlar. İsimler array'imizi silelim. Clear diyoruz. Clear dedikten sonra silindiğini anlamak için şöyle yapalım. If yani silinmiş mi array'imiz? Array listimiz silinmiş mi? Ne yapacağız? İsimler is empty. Empty boşsa is empty boş demek arkadaşlar. Boşsa bize system out print line desin ki array listesi boş desin. Tamam mı? Array listesi boş diyecek bize. Ctrl+F11 yapıyorum. Gördüğünüz gibi array listesi boş. Son olarak obje tanımlamak istiyorsanız direkt normal klasik metotlu bir obje tanımlamak istiyorsanız obje diyorsunuz. Şöyle bunu objemizi nesne yapalım. Başka isim diyelim. Başka isimler diyelim. Başka isimler new. Burada elemanı elle girmeniz gerekiyor. Array liste pardon boyutunu elde girmiyorduk. Boyutunu girdik. 4 tane vardı değil mi? Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Abdülhamid Han, Kanuni. 4 tane vardı elemanımız. Şimdi başka isimler, başka isimler diyoruz. Başka isimler eşittir. İsim kopya to array, array'e dönüştür. Yani başka isimleri biz tanımladığımız şuradaki objeyi array'e dönüştürüyoruz. Bu array'in elemanlarını da isim kopyadan alıyoruz. İsim kopyada zaten elemanları nereden alıyor? İsimlerden alıyor. Eşit dedik. Şimdi ekrana yazdırmamız için bunu system out ne oldu la? System out print line diyoruz. Print line diyoruz ve buraya arrays to string metodunu kullanıyoruz. Arrays to string ney? Burası başka isimler. Array'imizi burada bir array'imiz var. Bunu string'e çevirip ekrana yazdıracağız. Ctrl F11 dediğimizde gördüğünüz gibi burada yazdırmış bulunmaktayız. Bu da nesne tanımlayıp, obje tanımlayıp, array tanımlayıp bir array objesi tanımlayıp nasıl ekrana yazdıracağımızı öğrenmiş olduk. Bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Ders uzadı gördüğünüz gibi 20 dakika falan geldi. Oysa ki hızlı da gittim. Anlamadığınız yerler varsa yorum yazabilirsiniz. Bunlardan bazılarını zaten yazısal olarak, yazısal metin olarak sitede yanlayacağım. Oradan da pekiştirebilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Böylelikle array listleri, iteratorları ve popüler kullanılan metotları, teknikleri öğrenmiş oldunuz. İlerleyen derslerimizde uygulayacağımız programlar yardımıyla, yapacağımız programlar ile bu öğrendiklerinizi pekiştirip üzerlerine ekleyerek yeni şeyler öğreneceksiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.